lisedeyken Devlis ile tanıştım. Anadil'de bilimsel, eşit, demokratik, parasız eğitim mücadelesiyle tanıştım. Benim için en önemli kısmı sınıf mücadelesinin liselerdeki karşılığını örgütlüyordu. Ama aynı zamanda sömürgeciliğe karşı da bir hat, ana dilinde eğitim mücadelesi veriyordu. Bir yandan da militarist ve cinsiyetçi eğitime karşı bir mücadele veriyordu. Ben de Devlis'te örgütlendim ve lise hayatım boyunca da Devlis içerisinde mücadele ettim. Katıldığım ilk eylem bir 8 Mart mitingi oldu. Her zaman için bunun bende yeri ayrı, çünkü bir kadın olarak kendi gündemimle sokakta olmanın verdiği heyecanını hala tarifleyemiyorum. Daha sonra üniversitede öğrenci gençlik hareketi içerisinde yer aldım. Üniversite tabii bu süreçte de Kurtuluş Hareketi ile liseden itibaren ilişkilendim ve Sosyalist Demokrasi Partisi içerisinde çalışmalar yürüttüm. Üniversiteden sonra da Sosyalist Demokrasi Partisi'nde farklı görevler, partinin verdiği görevleri yerine getirdim. 2015'ten bu yana da Devrimci Parti üyesiyim ve parti görevlerimi yine yerine getirdim. Burada mücadeleye devam ettim. En son genel başkancılığı görevindeyken de milletvekili adaylığı için Yeşil Sol Parti ile yoluma devam ediyorum. Belirleyici olan şey bir kadın ve işçi sınıfından bir kadın olarak sosyalist mücadele ve feminist mücadelenin birbirinden ayrılmaz bir şekilde devam ediyor oluşu. Patriarkal kapitalizme karşı, sömürgecilere karşı mücadelede birinin diğerinin yerini tutamayacağını öğrendim ve bugün yürüttüğümüz, burada hayatın her alanına değmeye çalışan mücadele hattında da çok belirleyici oldu. Ben ilk gözaltını aslında yurtsever öğrencilerin yurtlardan ve evlerden Eskişehir'de gözaltılmasından sonra adliye önünde yaşamıştım. Sadece 2005'te sadece biz orada bekliyorduk. Hani şey de yok. Slogan vesaire atmadan, çünkü adliye önünde zaten Eskişehir gibi bir yerde sıkıntı. Biliyorsunuz Uğur Kaymaz davası sırf halktan koparılmak ve devletin güvenliği için Eskişehir'e alındı. Ya da Şerzankurt davası. Baskının yoğun olduğu bir şehir. Biz sadece bekliyorduk. Yoldaşlarımızı bekliyorduk. Ve gözaltına alınmıştım. Ve orada işte biz seni takip ediyoruz, biliyoruz. Bak başına kötü şeyler gelir diye. İşte Nevroz konuşmaları, okuldaki ana dil eylemleri gibi birçok şeyle ilgili çok kez özel yetkili mahkemeler vardı. Onunla ilgili ifade vermek durumunda kaldım. Bunlardan birinde de ana dil eğitim talebiyle ilgili eylemde tuttuğum döviz nedeniyle yanlış hatırlamıyorsam Berhaden Jiani yazıyordu. Onu şu an çok net hatırlayamıyorum. 2 yıl propaganda cezası aldım. Fakat torba çıkmıştı. Kısa süreli bir HAGB ile onu yatmadım. Ama onun dışında çok fazla eylemde, gözaltına alınmadığımız eylemlerde de hakkımızda dava açılıyordu. Ama özellikle 2015'ten sonraki süreç, her attığımız adımda bir gözaltı. Yani afiş asarken, bildiri dağıtırken, gazete satarken, yolda yürürken, metrobüsteyken, bir basın açıklamasındayken, basın açıklamasına henüz gidememişken gözaltına alındığımız süreçler. Ama sanırım benim için de mücadelem açısından da, bizim mücadelemiz açısından en belirleyici olan ev hapsi süreci oldu. BMG'nin kurulduğu 4 Şubat günü gözaltına alınmamızdan sonra 8 Şubat'ta ev hapsi cezası verildi. Biz bunu kabul etme pozisyonunda değildik zaten. O süreçte Boğaziçi eylemlerinden kaynaklı birçok insana ev hapsi verilmişti. Bir noktadan sonra sabrımız taştı. Benim ve işte kadınların kurtuluşu olarak bizim örgüsü olarak da sabrımız taştı. Yani eve hapsedilmiş kadınlar var aynı zamanda bu. Bizi AKP, MHP faşizminin ve bugünkü ortaklarıyla iyice açığa çıkmış o erkek ittifakının sokmak istediği yerde ev hapsiyle duruyoruz. Aslında kendice gardiyanlığımızı yapıyoruz. Buna karşı da 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne gittim. Min kendisi birçok insan için umut verici oldu. Çünkü toplumsal meşruluğu görmüş olduk ev hapsine karşı. Ev hapsi verilmemeye başlandı misal. Ama şunu söylemek isterim ev hapsi meselesinde. Bugün Kürdistan'da sömürgecilere karşı mücadele eden binlerce insan ev hapsinde. Halen yıllar süren ev hapisleri var. Bu mücadele halen devam ediyor.